gençleştirme yöntemleri nelerdir? Ol terapi nedir? Gergin, sağlıklı bir cilt için neler yapmalı? Medikal estetik hekim Levent Türbedar merak ettiğiniz soruları canlı yayında açıklıyor. Az sonra. Efendim sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Canlı canlı Beyaz TV stüdyolarındayız. Reklama gitmeden önce Şenay'ın da bahsettiği gibi kapısında yattığımız buraya geldiği çok uğraştığımız medikal estetik hekim Levent Türbedar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Az sonra nedenini anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Hocam hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam şimdi bu cilt gençleştirme falan konuşuyoruz. Biz de çok konuşuyoruz çok değerli konuklarımızda. Öncelikle ben sizin yaşınızı duyunca zaten şok oldum ben az de. önce konuştuğumuzda. Maşallah. Bu e, bütünsel cilt gençleştirme olarak konuşacağız bugün herhalde değil mi? Şimdi e, all layer İngilizcesi evet. olan yani bütünsel aslında bütün tabakaların Tek tek biz hepsinin gençleştirmesini yapabiliyoruz teknoloji sayesinde. O yüzden buna bütünsel denilebilir ama bir bütünsel kelimesi aslında bakarsanız bütün vücudu bütün enerjiyi kapsayabileceği için bütünselle kastedilen şeyin ne olduğunu açmak lazım. Bütün cilt tabakaları, all layer terapi denilen tedavi, biz artık alta ulaşabiliyoruz cildin alt tabakasına. O yüzden altlardan çekmeye, kesmeye falan gerek kalmıyor. Biz bütün tabakalara nasıl ulaşıyoruz? Ha ultrason. Bildiğimiz gibi e, kadınların özellikle e, çok iyi bildiği iç organları e, izleme yöntemi olan ultrasonu. Normalde düz gönderirken grafiği alınır, görüntü alınır. Başta e, başlığı birazcık e, konveks yapınca odaklanıyor aşağıya ve deri tabakalarını pas geçip 4-5 mm altına ulaşabiliyoruz. Yani aslında çok iyi biliniyor. Ul terapi deniliyor. HIFU, HIFU deniliyor. Bu ne işe yarıyor? Biz aşağıda cildin 5-6 mm altında e, bir ısı odakları oluşturduğumuzda o zaman biz gençleşmeyi cildin alt tabakalarından başlayabiliyoruz. İşte tabakanın yani birinci tabakanın e, tedavisi aşağıdan yukarıya doğru başlamak. Sonra 3 mm'ye çekiyoruz. 3 mm'den tekrar oraya hasar vererek hafif orta karar hasarlar bunlar çok değil. Aşağıdan tekrar yenile. Çünkü yenileme aşağıdan başlıyor. Yani dışarıdan Derimizin Oraya uyarmamız gerekiyor. Mu. İçten bazı, dışa bahsediliyor Bazı değil kişilerde o e, aşağıdan da başlamak gerekiyor. Yani sadece yukarıdan krem vererek, ışık tutarak falan olmuyor. O yüzden daha aşağıdan e, yani bütün bütünsel yaklaşmak lazım. Yani e, televizyonlarda, gazetelerde, magazinde şu çok iyi geliyormuş, bu çok iyi geliyormuş diye bir ben şunu duydum. İşte RP yaptırayım da çok iyi her şey iyi olsun. Ulterapi yaptırayım da her şey iyi olsun. Tek başına bir şey olmuyor. O yüzden yaklaşım bütünsel olmalı. Yani buradaki konsepti ben anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Evet yani o bütünsel gençleştirmedeki laf aslında bütün vücut anlamında değil, değil mi? Yani onu da kapsıyor ama evet. e, derinin katmanları anlamında bütünsel bir e, terapi evet, yaklaşımı. Evet evet. Bütün katmanlarına e, çalışmamız lazım. Aslında Az önce hocamız çok güzel anlattı. Ee, gerçekten içse, içsel de denilebilecek bir şekilde iyi besinleri, doğru besinleri aldığımız zaman, şu oksidasyonu e, önleyip de vücudumuzun yaşlanmasına biraz içeriden de fren yapabildiğimiz zaman, biraz da dışarıdan güneşi kesebildiğimizde, o zaman e, yaşlanma yavaşlayabiliyor. Biz de tetikliyoruz. Ya yani Benim hep aklıma gelir yani örnek uyar mı bilmem ama kertenkelelerin hani kuyruğunu kesince yeni bir kuyruk çıkıyor ya. Evet. Bizim cildimiz de öyle yaşayan bir cilt. Yani deri koltuğu kestiğiniz zaman yırtıldığı zaman atarsınız. Ama bizim derimiz kesildiği zaman kendisini onarabiliyor. Yani çok güzel bir şekilde. Demek ki böyle bir mekanizma var biz bunu tetikleyelim bak, gençleştirelim. Bak, bizim değilmiş. yaptığımız şey aslında tamamıyla bu bir mekanizmayı başlatmak. Ama aslında yeri gelmişken şunu da vurgulayalım. Bu bahsedilen yöntemler tabii ki bilir kişi tarafından ve uzman doktorlar tarafından uygulanması lazım. Aman bu yeni çıkmış işte gidip yaptırayım deyip güvenmediğiniz yerlere yaptırmayın. Çok da kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz öyle değil mi? Şimdi bakın, buradan kendimize bir pay çıkartmak istemiyorum. bu evet yanlış kişilere gitmeyin demek birazcık da yönlendirme yapmak gibi bir şey. Ben şu daha geniş ve daha olumlu konuşacağım. O kadar korkutmak doğru değil insanların. Hı hı. Aslında ne yaparsanız yapın hepsi bir olumlu bir sonuç verebiliyor. Ama beklentiyi karşılayabilmek için çok güzel kombinasyonları yapabilmek lazım. İşte orada biz ustalık yapıyoruz. Yani tam tamına herkes pilav yapıyor, herkes baklava yapıyor ama bir bakıyorsunuz bir başka lezzet oluyor. İşte bundan sonrası bir sanatsal işe kalk Dön, dönmüş oluyor. Hı hı. Yani o, o kişi için doğru olan nedir? Soru tamamıyla az bu. Çok önemli. Şenay'ın evet. az önce söylediğinden yola çıkarak bir şey de soracaktın. Özür dilerim. Oraya girdim ama. Şimdi burada mesela ben yüzüme botoks yaptırdım diyor. Dudağıma botoks yaptırdım diyor. Şimdi burada e, bilmiyoruz çünkü. Yani hangi tedavinin hangi amaçla, hangi bölgeye niye uygulandığını bilmediğimiz için aslında Şenay'ın yaptığı uyarı. Siz kendiniz az önce çok güzel vurguladınız hocam. Burada kombine tedaviler uygulamak çok önemli. Evet. Yani sadece dediğiniz gibi magazinel bir anda örnek diye söylüyorum sadece az önce siz verdiniz PRP uygulattım ben yüzüm parıl 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 diyor ama PRP'nin kombinasyonunda belki birçok tedavi de uygulattı o sizin yanınızdaki arkadaşınız onu bilmiyorsunuz onu ehil hekimlerden öğrenmek lazım. Doğru aslında kombinasyonlar birbirlerini o kadar iyi destekliyor ki o yüzden tek bir yöntemin ortaya öne çıkartılması aslında yanlış. Hı hı. Tek bir yöntemle her şeyi beklemek yanlış. Ben e işte botoks yaptırdım çok iyi oldu. Halbuki botoks yapıyorsunuz ama orada başka bir şey biraz dolgu da yapacak olsanız orası çok daha güzel düzelecek. Şimdi botokstan çok fazla beklenti olunca fazla botoks yapılıyor. Fazla botoks olunca da bu sefer... Mimiksiz ifade. E, ben doğal olayım, olayım deniyor ama doğal olunca da bu sefer e, her şeyi yapınca da zaten doğallık gidiyor. Yani o yüzden tamamıyla bir ustalık işi. Yani burada... Doğru eller denilen şey aslında e, bu işi hakikaten zaman içerisinde yapa yapa hani hatalar da yapmış bir Doktor, yani damdan düşmüş bir e, doktor <laughs> Bence daha iyi yapabilecek Tecrübe dedikleri şey bu olsa dedikleri maalesef. Peki kombinasyonlardan Örnek verecek olursak Hı. Mesela benimle ilgili örnek verme şansınız var Yok, mı Sizinle Yüzüne ilgili bakarak. ne örnek verebilirim ki? Öyle demeyin ama Benim de var belirli ihtiyaçlarım ee, Tabii ki çok sevdiğim de bir doktorum var Sağ olsun zaman zaman o da bütün ihtiyaçlarımı gideriyor diyebilirim Olmasa ne yapardık Peki o zaman ben olacağım. şöyle e, sorayım Nasıl bir Şenay A Akay yapabiliriz <laughs> Bu yüzü nasıl elde edebiliriz? <laughs> Bu biraz evet. e, garip bir soru oldu. ama. Formülü vereyim mi? Yani söyleyeyim. Tabii ki, Çalışır tabii mı? ki. <laughs> tamam. Buyurun. Nasıl yapabiliriz? İşte önce e, işin püf noktası şu, elmacık kemiklerinde. Hı -hı. Yani elmacık kemiklerini ben de gösterebilirim hastalarıma gösterdiğimden biliyorum. Elmacık kemiklerini güzel bir şekilde doldurduğum zaman gençlik burada başlıyor. Hı -hı. Yani gençlik Buradan yavaş yavaş yer çekimine e, kendisini teslim ederek yavaş yavaş aşağı iniyor. Ama teknoloji çıktı. Ne lüzumu var teslim olmayan? Yani şu anda teknolojiyi iyi bir şekilde kullanırsak teknoloji dediğim o hiyalonik asit dediğimiz dolgularımız aslında muazzam bir şey. Vücut yapamıyor biz yerine koyuyoruz. Çok güzel. Ha, biz de elimizi alıyoruz Heykel tıraş gibi tık 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 e, çalışıyoruz. Bir de yüz müsait. E, böyle hani eski resimlerine bakıyoruz. Heh, sizden çok iyi bir yüz elde edebiliriz. İzin var çünkü resimler bize söylüyor. Yani sağlam. herkes birbirine benzemek zorunda değil aslında. O daha kötü aslında. Ee, i̇şte orada biraz ustalık e, kaçıyor. Yani bazı doktor e, arkadaşlar standart bir tiplemeyle yaklaşınca, o zaman standart bazı yüzler olabiliyor. Özellikle cerrahide böyle standartize etmek zorundalar çünkü aynı yaklaşımı herkeste yapıyor. Yani herkese de değişik yaklaşım yapamıyorlar. O yüzden cerrahide biraz daha aynılık söz konusu olabiliyor ama biz e, şeyde. Medikal neştersiz estetikte daha çok iste, yani hastaya özgün şeyler çıkartabiliyoruz. Hocam bu e, üç başlık var esasında benim sormak istediğim de. Bu ultrasonlu ameliyatsız güç, e, cilt gençleştirme diyelim bir değil Hı. mi? Doğru söylüyorum herhalde. Evet, bir evet. e, D-lift uygulamaları vardı. Evet. Bir de e, gene radyo frekansla cilt altı dokulara herhalde ulaş, ulaşarak yaptığımız tedaviler var. Bunları biraz açabilir miyiz? Peki. Şimdi bakın e, benim bu şey e, klasik yaklaşımım. Transportasyon, e, delift ve e, radyo frekans. Radyo frekans. Radyo frekans işin devamlılığını sağlamak için. Çünkü kolajen üretimi bitmiyor. Beynimiz e, mesaj vermeyi bırakıyor. Diyor ki artık kolajen üretme, yaşlandın senin ihtiyacın yok falan diyor. Biz de kabul etmeyeceğiz tabii. Kesinlikle. Biz o zaman dışarıdan e, uyarı vereceğiz. Radyo frekans da bu uyarılardan bir tanesi. Ama ne olur? Radyo frekanslarında beklenti fazla oluyor. Yanlış kullanımında orada doğru kat katılıyorum. Bu sefer çok lazım olan gramı bile değerli olan yüzümüzdeki yağlar e, eriyebiliyor. Yani tamam göbekte eritebiliyoruz radyo frekansı ama yüzde erittik mi gerisini... E, Özellikle ya göz altındaki yağ dokuları e, çok e, lazım erken yaşta kaybolunca çok çok kötü oluyor. O yüzden onu da usturuplu düzgün kullanmak lazım. Hakikaten her şeyin fazlası zarar e, azı karar şeklinde yaklaşmak Kesinlikle. lazım. Yani mesela 42 derecelerde tutmak lazım. Aman iyi yapayım diye daha fazla uğraştıkça bu sefer e, bir şeyleri alıp götürüyorsunuz. E, toparlaması daha zor oluyor. Bu benim tamamlayıcı teda tedavimde radyo frekans. Ana tedavi değil. Yani bana birisi radyo frekans e, yapayım dediği zaman... Yapın dediği zaman durun bakalım. Daha. O, o en son iş. O, o bir, ben oradan başlamıyor. Bu pekiştirme gibi. Mi? Tabii. Tamamlama, pekiştirme, e, tetikleme, dürtükleme diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında... Türkçe'de ben e, onu daha çok kullanıyorum. Dürtüyoruz biz cildi. İngilizcesi stimülasyon, stimüle ediyoruz. Uyarıyoruz. Evet. Yani çünkü kertenkele misali bizim de vücudumuzda kendimizi onarabilecek e, potansiyel bir rezervimiz var. Bunu yapabiliriz. Peki öncesinde, radyo frekansın öncesinde? Şimdi öncesinde e, yaşa göre tabii ki değişiyor. Bir Mutlaka de cildin tipine göre de değişiyor. Kişiye bağlı olarak da evet. değişiyordur dediğiniz gibi. Sonra biz aynı aleti alıyoruz. Bazen... E, Atış sayımız az olmalı, bazen çok olmalı, bazen enerjiyi çok açmalıyız, bazen yani bunlar hep kullana kullana öğrendiğimiz şeyler. Ultrasondan niye yararlanıyoruz? Ultraterapi dediğimiz aşağıya no eskiden ulaşamıyorduk ama şimdi 5-6 milim az değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. Kurban bayramında az çok biliriz, Hani postu çıkartmak için bir tabakadan açılır ya beyaz bir tabaka vardı hı hı. böyle keserken. Ortaya çıkar. O bizim derimizin adeleye yapıştığı yer. Tabaka. Biz ona fasya diyoruz. Ben e, anlasın diye e, astar tabakası. Cildimizin astar tabakası. İşte o tabakaya çarptırıyoruz e, ultrason enerjisini. Ve o tabakada büzüşme oluyor. O zaman o tabaka küçülüyor. Zaten birincisi e, tedavinin birincisi bol bir yüzde geliniyor. Yer çekimi var ama bollaşma da var. Hele kilo alıp vermiş olan insanlarda e, insanlarda bu daha çok bir bollaşma söz konusu oluyor. Evet bütün vücudunda maalesef böyle rahatsızlıklar olabiliyor. Bu ultrason uygulamalarından sonra yani o tetiklemeyi siz yaptıktan sonra yüzde bir gerilme mi meydana geliyor? Yavaş yavaş bir gerilme oluyor ama bazı ciltler altı boş yani çok e, hala gevşeklik kalıyor. Şöyle ince bir kazak diyorum ben ona küçülüyor ama hala incelik gitmiyor kalınlaşmıyor. Onu kalınlaştırabilmek için başka enstrümanlar. Bu, Doğru. Sefer, Doğru. bu sefer delif dediğimiz. Hı hı. Cilt altına iplik döşemek var. Şimdi o nasıl örümcek a diye genel Bilmiyor. tabiri çünkü örümcek a dizaynında yapıyoruz biz onu. Ama bu neticede ameliyat ipliği yani vücudun ameliyat ipliğine karşı e, göstermiş olduğu bu yabancı madde bu diye sarmaya çalışıyor. Sarıp sarmalayınca bir bakıyorsun e, ip eriyor ama... İpin etrafında bir sıkı bir doku oluşuyor. Biz bunu kullanıyoruz. O zaman cildi daha sıkı tutuyor. Yani yaşlanmasını geciktiriyor, e, diriltiyor. Ama bu tek başına yetmiyor. Mesela tek başına ipliği gönderin, bırakın da hasta cildim kalınlaştı ama aşağıda. Yani o zaman da bizim yapmamız gereken şey yukarı çekip de bunu yapabilmek. Yani orada da tırtıklı iplikler. Yine kalem örneğinden e, ne veya ne? balık kılçığı çok e, anlaşılır bir şey. İplik e, gönderiyoruz ama aşağı gelmiyor. Alt tarafta da bunun tersi var. Altı da yukarıya çekiyoruz. Çektirerek yapıyoruz. Şimdi bunları anlattığımız zaman herkes diyor ki ya çözüm bulundu çok güzel. Fakat yine de beklenti fazla olunca o zaman da e, maalesef bu ayak kırıklığı olabiliyor. Her şey yavaş ve program bir program halinde yapılması halinde biz e, diyelim ki 5 santim çekmemiz bekleniyor. Biz 2,5 çekiyoruz. Şimdi hasta diyor ki bize ya istediğim gibi olmadı. Daha bu sabah böyle bir şey <laughs> aldım da istediğim gibi olmadı. Daha bir ay, bir buçuk ay geçti. Zaman lazım. Zaman geçtikçe sıkılaşma artıyor, küçülme artıyor. Çünkü şöyle şu kolajen dediğimiz bir şey var ya hani vücutta biz kolajen yaptırmak için radyo frekanslı olgu olgun... bütün bunları yapıyoruz. Kolajen aslında üretildiği zaman daha bebek küçük. Bunların büyümesi lazım. Yani Biraz nasıl bebek zaman. büyürken kolajenler de büyüyor. Veya tam tersi oluyor. Kolajen büyüdüğü için bebek büyüyor. Yani hangisi doğruysa ikisi de doğru. Gibi. Tavuk yumurta gibi. Kolajenin büyümesi e, bebeği büyütüyor, insanı oluşturuyor. Bizde de yüzümüzde de kolajen e, 21 gün sonra ortaya çıkıyor ama her şey bitmiyor ki. Peki, Onların serpilmesi lazım. Ben bir şey sormak istiyorum. E, bildiğim kadarıyla her işlem yüzün her bölgesine uygulanamıyor. Bu bahsettiğiniz işlemlerle ilgili yüzün şu bölgesine uygulanamaz ya da kişinin böyle bir elastikiyetle ilgili bir problemi varsa ya da buna benzer şeyleri varsa uygulanamaz ya da uygulandığında tam istenilen şey olamaz gibi söylemleriniz olabilir mi? Çok klasik bir şey. Yargı bu. Yani her işlem her şey yapılamaz. Bakın bizim dolgularımız var. Dolgular 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. Büyüklüklerine göre, kalınlıklarına göre değişiyor. Hı hı. Tabii ki 4 numaraya kalkıp da ip incecik bir yere enjekte ederseniz burada da hemen kendini belli eder. Onu ta aşağıya derine enjekte edeceksiniz. İnce dolguları çok yüzeye yapacaksınız. Çünkü aşağı yaparsanız kaldırıcı kuvveti olmaz. Yani o kadar çok değişik yaklaşımlar var ki. Ben hafta başında Almanya'daydım. Ee, bir doktorun ziyaret ettim çok iyi olduğunu söyledikleri valla duyuyorum gidiyorum Kore, Almanya Fransa yani ne güzel her yerde değişik bir e, doktorlar değişik uygulamalar Sizin için için. çok önemli gerçekten bu tabi takip her saniye takip etmek yani, lazım bir gıdım şey bile öğrensek şey sonuçlarımız değişebiliyor ben de kendi doktorumdan biliyorum evet her saniye takip ediyorsunuz evet ee, iplik döşemesini mesela evet. hiç göz kapağına kimseden ben de duymamıştım <laughs> Adam göz kapağını yapıyor. Evet, göz kapağını de ama ip incecik olanlardan cildi kuvvetlendirmek için. Şimdi oraya tırtıklı koyarsanız. Olmaz. Dolayısıyla böyle genel bir yargı söylememek lazım. Her şey her yere yapılmaz ama her yere yapılabilecek bir şeyler vardır. Bazısı cesaret edemez ama der, oraya yapılmaz der. Keser atar. Ondan sonra ayıklı pirincini taşır. Bizler de zorlanabiliyoruz. Ee, ben öyle yargıları sevmiyorum. Kişiye göre, duruma göre muhakkak yapılacak bir şeyler vardır. O yüzden karşılıklı görüşüp konuşup... Bir hocam şöyle demişti. Hasan'la çok konuş. Onu diyecektim ben. Az iş yap. Hakikaten hep başımıza geliyor. Ama bunu dememiştin. Ya dedim mi demedim mi bilemeyiz ama... Bize çok sorun. Çok soruya cevap verelim. Televizyonlar aslında... Televizyona çıkma e, sebebin ne bu? Ya bir takım yanlışlıkları, e, hurafeleri, aşırı beklentiyi veya e, umutsuzluğu <laughs> e, gider yok etmek, yani yardımcı olmak, bilgilenme anlamında. Bilgilendikçe e, hakikaten rahatlıyor insan, daha kuvvetleniyor. Şimdi mesela biz de olmuşum. Estetik diş hekimliği bir kavram çıktı ya bizde bir gülüş tasarımı, gülümseme, güzel gülümseme. Şimdi herkes sizin dediğiniz gibi spot böyle sabit bir gülümseme isteğiyle geliyor. E, sen evet. şimdi onu hastanın yüzüne göre ayırt etmen gerekiyor. Hastanın köşeli mi yüzü yuvarlak mı yüzü? Burada az önce bahsettiğiniz gibi hastanın ne beklediği bir de sizin ne verebileceğiniz ön plana çıkıyor. Zaten bu karşılıklı iki <laughs> e, tamam alınmadan başlanırsa dediğiniz gibi değil mi memnuniyetsizlik ortaya çıkıyor. Yani sizin hastayla esasında konuşarak geçireceğiniz süre onun beklentisini de belki yönlendirmek anlamında iyi oluyor. Evet. Bizde fazla seri üretime, fazla hızlı e, şey hastalarımız çok bekliyorlar. Ama bekliyorlar çünkü anlatmak zorundayız bekliyorlar Çünkü e, her detayı e, uğraşmak üzerinde durmak zorundayız Peki bu e, yeniden ben kombinasyonu yani o üç aşamaya gelmek istiyorum. Dediniz ki e, mesela radyo frekans bunu tamamlamak, devamını getirmek evet, evet. E, için gerekiyor. Ultrasonla başladık. Evet bunların e, aşamaları aralarında ne kadar e, zaman farkı olması gerektiği ya da hepsi arka arkaya mı oluyor onları merak ediyorum. Şenay herkes için ayrı bir şey çıkıyor. O Hı -hı. yüzden ben buradan e, biz şu ol terapiden şu mesajı vermek istiyorum. Biz Hı -hı. her tabakayı tedavi etmek zorundayız. Her tabakada bir şeyler yapabiliyoruz artık. Bundan 10 yıl önce ben işte hakikaten bu meslekte 22 yılım geçmiş. Maşallah. Geçmiş gitmiş. Ama hakikaten ilk başlarda yaptığımız şeyle şu son 5-10 senedir yaptığımız şeyler bayağı farklı. Şimdi çok daha gelişti. O yüzden hakikaten çok mu popüler oldu? Evet popüler oldu. Çünkü su, bize sunulan şeyler daha kaliteleşti. Bir de ameliyat onları... yok o da... Çok Bakın, ciddi ilgi çekiyor. Ameliyatta e, zaten herkesin korktuğu bir şey. Yani dönüşü vardır, yoktur falan. <laughs> Haliyle evet. Bazı bir noktada tabii ki ameliyat çok iyi sonuç vermektedir. Yani bazı hastalarımız var. Ben artık sıkıldım deyip direkt ameliyata girebiliyor. Ama ben yine de ameliyatın travmasını veya başarısızlığını e, bizim yaptığımız şeylerden daha fazla buluyorum. Yani biz çok ümit edileni bazı insanlarda vermiyor olsak bile e, yine de o cilde bir dayanıklılık, bir güçlenme, bir e, estetik bir şeyler katmışızdır. Kimse hiçbir şey yapılmamış gibi değil. Eski resimlere bir bakıyoruz. Bakın bu bilimsel olarak ispatlandı. Sadece ışık lezer tedavileriyle 10 sene boyunca tedavi ettiğimiz hastaların gelmiş oldukları yaşlara baktığımız zaman e, cidderi bi biyolojik olarak 18 yaş cildi gözüküyor. Yani bu Stanford Üniversitesi'ne e, şey yapılmış, tespit edilmiş. Yani şaka değil. Cilt genç kalabiliyor, gençleşebiliyor. Kertenkele gibi bizim de yeteneğimiz var. Yenilenme Biz yeteneğimiz cildi var. cildi işte üst tabakadan beslersek, mezoterapiyle, PRP ile, altına güzel dolgularla şeker, şekil verirsek, örümcek ağı gibi kafesimizi yapıp cildi kuvvetlendirip bir de kılçıklılarla yerini pozisyonunu yukarıya çekersek, e, söyledikleriniz gerçekten çok doğru ama tabii bununla birlikte aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak duracağız. Yaşam kalitemiz çok önemli ve sağlıklı besleneceğiz, sağlıklı yaşamaya özen göstereceğiz. Çok önemli. E, siz de PRP'ye değindiniz. E, açıkçası ben de hem PRP hem de dolgularla ilgili e, hayatımızda ne kadar varlar, e, ne kadar e, yer ediyorlar. Onu bir konuşalım istiyorum. Şimdi PRP konusunda bir toplantıya katılmıştım bu e, şeyde Paris'te Ocak ayında. Aynen şöyle dedi ki ciddi bir bilim adamlarıydı ee, karşımızda konuşan grup. ...vallahi biz de çok ne yaptığını bilmiyoruz ama yaptığımız her şey mem herkes memnun. bu <laughs> <laughs> çok güzel. Şimdi bu bir bilimsel bir açıklama değildi. Ee, çok hoşmuş. Kadınlar kendilerini iyi hissediyorlar. Şimdi hakikaten Psikolojik değil. mi acaba? Ben yakaladım ya nasıl böyle bir şey söylersin Öyle diye. Ama. Psikolojik değil iyi hissediyorlar. Peki bunun şeyi nedir? İşin doğrusu nedir? Eğer o cildin kendisini iyileştirme ihtiyacı varsa biz Kandan aldığımız iyileştirme gücü en yüksek. O trombositleri cilde enjekte ettiğimiz zaman cilt hakikaten o iyileştirme potansiyelini aktive etmiş oluyoruz. Ama ben bunu hep şöyle e, e, kullanmayı tercih ediyorum. Bir şey yapalım da tedavi olarak PRP ile onu destekleyelim. destekleyelim. Hı hı. Yani o hep benim paket programıma e, dönüşüyor olay. Şunu yapalım, bir de bunu yapalım, bir de bunu yapalım. Ondan sonra hesap geliyor kabarık. Ama ne yapayım? Aslında bu yaklaşım hepsinden daha ekonomik ucuz doğru bir yaklaşım. Böyle hmm. tek başına bir şey oraya git oraya git onda onu yap bunda bunu yap. Hep hayal kırıklığı. Hayır hepsini bir doktor yaparsa o, daha az, az önce oluyor. dediğimiz şey o aslında. Yani bir şey duyuluyor ve ondan sonra direkt onu yaptırmaya gidiyor insanlar. Yani ben PRP yaptıracağım. Şimdi e, yanlışsam lütfen düzeltin. Biz de bu estetik işleri biraz e, bakış açısı olarak gelince biraz daha doğru anlamaya çalışıyorum sizi. Burada ben PRP yaptırdım misal 55 yaşında biri bir cildi şey Hiçbir şeye yaramadı. Şimdi sadece PRP'yi yaptırmanızın dediğiniz gibi sadece belki değil mi dönemsel bir parlaklık verebilir. Cilt yenilendiği evet, için. Evet, evet. İşte bunun bazen mezoterapiyle destekliyorsunuz. Bazen dolguyla desteklemeniz gerekiyor. Yani bu şu kombine tedavi fikrine artık insanların bir alışması lazım. Aynen, aynen. Çünkü e, PRP asla e, hiçbir şey yapmamış olamaz. Tabii. Ki. Şikayet eden de, de Ama beklentiyi veremiyor veremeyebiliyor. O yüzden siz de PRP'ye sorduğunuzda acaba böyle bir mucize mi diye. Çünkü biliyor musunuz ben bundan 15 yıl önce İspanya'ya gittiğimde bir doktor İspanyol bir doktor kanı kanı şey santrifüje diyorum cilde kullanıyorum. Yani 15 yıl önce İspanya'daki adam bunu zaten uyguluyormuş. Kim bilir kaç yıl önceden beri bu zaten bilinen bir şeydi. Türkiye daha yeni geldi. Bir şey yeni gelince bu sefer bir moda olmaya başlıyor. Neyse PRP lazım. E, ek tedavi olarak komplementeri yani tamamlayıcı tedavi olarak PRP e, e, şey değil. Yanlış değil, doğru. Ondan faydalanmamız lazım. Bunların arasındaki zaman geçişleri nasıl hocam? Yani e, PRP'yi yaptık, dolguyu yaptık, işte D-lift yaptık, ultrasonla cilt germe yaptık gibi birçok şey anlattık burada. Evet, ben evet. bunların hepsini böyle koruyucu ve cildi geç genç, e, geç yaşlandırıcı tedaviler gibi düşünüyorum hep. Yanlışsam düzeltin lütfen. Değil mi? Bakın, yani... ben bunu sık sık söylüyorum. Lütfen e, zamanda gelin çok hı hı. geciktiğiniz zaman o zaman öyle bir fark oluyor ki e, maddi manevi ay bir fark işte Ayşe <laughs> Hanım bir yere gitmiş bilmem ne muhakkak bir şey yaptırmış çok değişmiş. Yani bu büyüklük değişikliği büyük değişiklik daha belirginleştiriyor insanları. Yani e, bir şeyler fazla bir şekilde anlaşılıyor. Halbuki o kadar yaşlanmadan, o kadar bir şeyler ortaya çıkmadan başlanırsa bunlar, inanın cildimizin ömrü uzuyor. Evet. aslında bir şey daha değin değinmek lazım. Yani bu sadece biz, ben Yüzden başlıyorum ama bu boyun, dekolte bütün vücut için geçerli. En burada. zor olan bölgeler aslında boyun ve dekolte öyle değil mi? Zor değil. ha Biz öyle biliyoruz ama. Siz öyle biliyorsunuz. Çünkü e, doğrusu mesela bir boyun tedavi etmek için önce yüzü tedavi edeceksiniz ki. Hmm. Ben gözüküyor olmalı. <laughs> Örnek verebilirim. Çünkü Gayet iyi görünüyorsunuz maşallah. Yüzü, e, yüzü e, kaldırdığımız zaman, toparladığımız zaman boyun da düzeliyor. Yani hmm. direkt boynumu... Boyundan tedaviye başlamıyoruz. Yani yine yukarıdan başlıyoruz. Peki aklımızda niye zor kalmış? Eskiden mi zordu bu? Yani teknolojinin tabii ki ee, ilerlemesi şey, şöyle, bizler için çok önemli ama. Belki şuradan kalmış olmalı diye düşünüyorum. Yani yüz gelme ameliyatları bayağı bir e, zahmetlidir. Bir de buna e, boyun gelmeyi aynı seansa e, eklenirse aynı bu ameliyat 4 tabi. saat yerine 8 saat sürebilir. Veya e, sa, eli çabuk olanlar vardı belki ama ben bir 4 saat sürdüğünü biliyorum boyunda. Yani genellikle yüz yapılır ve boyun bırakılır. Şimdi biz de ise zamanı geçmeden tedaviye başladığımız zaman inanın yaşlanma sürecini yavaşlatıyoruz. Bu az buz bir şey değil. Yani bu teknolojinin getirdiği büyük bir nimet. Yani çekinecek bir şey yok. Eller de yok. tabii ben, çok e, bu önemli değil yapayım. mi? Efendim? Eller de çok önemli aslında. Ha. Eller dolgu ve lazer, e, IPL gibi stimülasyonla Onu çok dikkat çok etmek gerekiyor. Ya. Çünkü yüze bakıyorsun hakikaten çok genç duruyor ama ellen insanın yaşını çok rahat çözebiliyorsun eğer bu tarz uygulamalar yoksa. Onu oraya da yapıyoruz. Besleyici, revitalizen, canlandırıcı mezoterapiler, altına daha top tutucu, hidrate edici. Mesela şu damarlar gözüküyor ya, hı, hı. E, asit e, dolgusuyla veya bir başka olan marka mı? daha var çok ee, teşekkürler anlayışınız için artık marka veremiyorum ee, dolguları koy yerleştirdiğimiz zaman damarlar bile hani şeyden dolayı desteksiz Değişiyor. kalmış damarlar böyle çok ön plana çıkıyor ya biz dolguyu koyduğumuz zaman damar bile e, içeride kalmış oluyor ve damar bile azalıyor görüntü tamamen düzelebiliyor. Yani elde dolgu çok pratik, çok iyi sonucu verici bir şeydir. Ama lekeler esas problemdir. Lekelere de yapılan işte seans seansı yapılan tedavilerde de lekeler de açılıyor. Aslında yaşlı gösteren en önemli şeylerden bir tanesi de lekelerdir. Lekeleri de yine bir ilaç hiçbir zaman çözemiyor, bir lazer hiçbir zaman çözemiyor. Orada da bir devamlı süren bir paket programlarla. Orada kendimizi da, korumamız dikkatli olmamız lazım hocam çok teşekkür ediyoruz ben sağ de ne diyeceğim diyordum <gülüyor> <Bir> <gülüyor> kırmayıp geldiğiniz sağ için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık